Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya hizmet için Müslüman alim ve aydınların teşvik ve destekleriyle Kasım 2013 yılında kurulan Ümmet Vakfı, o gün bugündür faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Biz de vakfın İstanbul'da bulunan merkezini ziyaret ettik ve Başkan Mehmet Mazi ile hem Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya hem de depremzede vatandaşlarımıza yaptıkları yardımları konuştuk. İzliyoruz. Kudüs, ey Kudüs, kor ateşlerde yanan, kanayan yaram ey Kudüs. Evet sevgili izleyenlerimiz, birçok hizmetlerle ismini duyuran Ümmet Vakfı'ndayız. Ümmet Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Mazi ile beraberiz. Mehmet Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ümmet Vakfı'nı sizden dinleyelim. Ne zaman kurulmuş, hizmetleriniz nelerdir? Ümmet Vakfı 2013 yılında resmen kuruldu. Biz bunun adına niye ümmet koyduk? Çünkü bu vakfın kuruluş gayesi Kudüs ve Aksa'dır. Kudüs ve Aksa'da ümmetin mukaddes saydığı yerlerden birisidir. Peygamber Efendimiz'in İsrası ve Miraç'a çıktığı yerdir. Peygamberler diyarıdır. Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya sahiplenmek için bu vakfı kurmuş olduk. Vakfın adına da ümmet koyduk çünkü ümmeti ilgilendiren mukaddes bir yerdir. Ve milleti o yöne yönlendirmek, orayı canlı tutmak, oraya gerekli hizmetlerin gitmesini sağlamak için kurduk ve 2013'ten bu yana nice projelere el atmış olduk. Biz projelerimizle İslam ülkelerine gittiğimiz zaman Kudüs davası olarak hemen sahipleniyorlar ve projelerimize yardımcı oluyorlar. Biz bu projeleri sunduğumuz zaman diyoruz ki sağlık alanında projelerimiz vardır, eğitim alanında projelerimiz vardır. Bilhassa Osmanlıların bırakmış olduğu o eserlerin onarımı için projelerimiz vardır deyince bağışçılar da hemen o projelere sahipleniyor ve gerekli yardımı yapıyorlar. Yani biliyorlar ki doğru yerlere gidecek bu yardımlar değil mi? Allah'ın izniyle öyle. Tabii o projeyi bağışçı takip ediyor. Yani biz başından beri projenin takipçisi oluyoruz. Orada hangi projeye bağış yapmışsa başından itibaren belgeliyoruz, videoluyoruz. Oradan gerekli ruhsatları alıyoruz. İmar ruhsatını alıyoruz. Bitirinceye kadar belge, bilgi ve faturalarla bağışçılara ve özellikle devletimize de sunuyoruz. Ve güvenilir vakıflardan birisidir. Yani özellikle Kudüs ve Aksa konusunda ileri gelen vakıflardan birisidir diyebilirim. Peki biraz da projelerden bahsedelim. Tabii çok sayıda yapmışsınız ama en önemlilerinden bahsedelim. Neler yaptınız? Mesela eğitim alanındaki projelerden 8 tane okul onardık. Şimdi o okullar Türkiye'deki 50 sene önceki okullara benzer okullar mevcut şu anda ve eski binalardır. Biz oranın belediyesine onarımı için müracaatta bulunduğumuz zaman bize ruhsat veriyorlar, onarım ruhsatı veriyorlar ve özellikle bina yetersiz, yani okuyan çok, okul yetersiz. Biz oraya imar durumuna göre bir ve iki kat daha atıyoruz. Altta laboratuvar kuruyoruz ve biraz modernize ediyoruz. Yani doğru dürüst eğitim verecek duruma getiriyoruz. Bunun yanında da şimdiye kadar arsa satın aldık ve sıfırdan ilkokuldan lise son sınıfa kadar içine alacak okullar yaptık. 4 tane okul yaptık. Temelden okul yaptık. O da modern okullar sayılabilecek okullardır. Öğrencilere burs tahsis ettik. Onlara kırtasiye malzemelerini aldık. Öğretmenlerin maaş durumlarını biraz daha yaşanılır hale getirdik. Çünkü düşük maaş alıyorlar. Ve öğrencilerin servislerini karşıladık. Öğrencilerin eğitim alanındaki her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sağlık alanındaki çalışmalarımıza gelince orada gerçekten tedavi masrafları çok, sigortalı olduğu halde ağır hastalıklar yaygın olduğu için hastaların bakıma ihtiyaçları var, ilaçlara ihtiyaçları var. İlaçlarını alıyoruz.
Ağır hasta olanlar, orada tedavisi mümkün olmayan hastaları alıyoruz, Türkiye'ye getiriyoruz, tedavilerini yaptırıyoruz ve geri gönderiyoruz. Biz bu vakfı kurarken Sayın Cumhurbaşkanımızla istişarede bulunduk ve kuruluş anından itibaren kendisine zaman zaman raporlar sunuyoruz ve kendisi de sağ olsun bize yardımcı oluyor. Devletimiz bizim arkamızda, Allah'a şükür kendimizi canlı hissediyoruz. Başkanım, 6 Şubat'ta biliyorsunuz ülkemizde ve Suriye'de büyük bir deprem felaketi yaşandı. Buradan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Şifa bekleyen hastalara da şifa versin diyoruz inşallah. Depremle ilgili neler yaptınız? Biraz da bundan bahsedelim. Evet, şimdi büyük bir afet. Allah ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar versin. Ümmetimize, halkımıza sabırlar versin inşallah. Biz ümmet olarak hep sahadayız, sahada olacağız. Ve biz vakıf olarak deprem olur olmaz sahalara indik. Adıyaman'a gıda yardımında bulunduk. Peşinden bir tır dolusu gıda yardımını Maraş'a gönderdik. Ve oranın ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımız devam ediyor. Kızılay'a bağışta bulunduk, AFAD'a bağışta bulunduk ve halen bağışlarımız devam ediyor. Özellikle yeni projelere, oradaki projelere el atmak istiyoruz. AFAD kanalıyla, Kızılay kanalıyla konteyner evler projelerine el atmak istiyoruz. Biz de yardımcı olmak istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bütçemizin ekserisini depremzedelere, afet yerlerine ayırdık. Onu da inşallah karşılayacağız. Suriye'de 3 öğün mutfağımız devam ediyor. Sabah, öğle, akşam yemek veriyoruz devamlı. Ve orada da kalıcı evler yapma projesine girdik. Özellikle Ramazan'da Ramazan kolilerini, oradaki temel ihtiyaçlar neyse onları hazırlayıp bizzat kendi elimizle götürüp dağıtmak istiyoruz. Onların ihtiyaçlarını onlardan dinlemek istiyoruz. Ne ihtiyaçları varsa maddi, nakdi yardım ve aynı yardım olarak biz sahada olacağız inşallah. Peki o zaman bizi şu an yurt içinden ve yurt dışından yardım yapmak isteyenler de olacaktır. Ümmet Vakfı'na nasıl ulaşsınlar? Şimdi Ümmet Vakfı olarak bizim sitemize girdikleri zaman orada bizim hesap numaralarımız vardır. Hesap numaralarımıza bağışta bulunabilirler. 72 ülkede temsilciliklerimiz var. Yardımlar özellikle yurt dışından bizim temsilciliklerimiz kanalıyla yardım hamlesi başlattık. Ve Allah'a şükür temsilciliklerimiz kanalıyla bizim hesaplara para geliyor. Biz de başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenlerimiz, Ümmet Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Mazi'yi dinlediniz. Projelerden bahsettiler. Vizyon devam ediyor.